<laughs> ee, şimdi kısa kısa görüşleri alalım, bu dilimi tamamlayalım. Ee, başka başlıklarım da var. Ee, süremiz kısalıyor. Ee, Sayın Evren, şimdi e, HDP ile e, evet. efendim HDP ile e, özel alan pazarlığı mı yapıldı? Evet, evet Bu konuda. Buyurun. Ee, şimdi bütün bu konuşmaların HDP'nin eski ya da yeni yöneticilerinin eş başkanlarının yapmış olduğu açıklamalardan. Bir tanesini bu cumhuriyeti değiştireceğiz ifadesini almak istiyorum. Cumhuriyeti değiştireceğiz demekle aslında doğrudan söyleyemedikleri bir ifade var. Terör örgütü başkanının ya da terör örgütünün başının Abdullah Öcalan'ın geçmişte uzun yıllardır dile getirdiği bir ifade var. Demokratik cumhuriyet. Dolayısıyla demokratik cumhuriyet cumhuriyeti değiştireceğiz ifadesinin yumuşak şey asıl söylenmesi gereken halidir e, tanımlamasıdır. Ne demek istiyorlar demokratik cumhuriyette? Diyorlar ki 1920 yılında biz aslında e, Kürtler ve Türkler birlikte yaptılar bu Kurtuluş Savaşı'nı. Çanakkale'de biz savaştık, orada biz şehit olduk. 1924 Anayasası'yla birçok şey değiştirildi. Dolayısıyla biz burada kurucu unsuruz. Kurucu unsur olarak demokratik cumhuriyette biz ikiye böleceğiz. Türkler ve Kürtler iki kurucu unsur olacaklar ve biz buranın yeni yapısıyla yeni devlet yapısıyla demokratik cumhuriyette söz sahibi olacağız. Yani Türkiye'yi tutacaksınız siz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ikiye böleceksiniz. Yıkacaksınız. Bir tarafta Türkiye önce olacak, yıkacaksınız. Bir tarafta Kürtler olacaklar. Yık, yıkmadan bu yıkmadan olmaz o. Önce yıkacaksınız. Evet, dolayısıyla en evet en yuk, en yumuşak şekliyle söylemek istedikleri bu. Bu Türkiye'de kabul edilebilir mi? Kabul edilemez bir şey. Ama bunu e, değişik yollardan söylemenin e, şu anda e, belki yumuşak şekilde ifadelerle söylemek 14 Mayıs'a kadar mümkün olabilir ama 14 Mayıs'tan sonra birçok şey artık mümkün olamaz burada en zor durumda olan bana göre Kemal Kılıçdaroğludur Neden Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu 14 Sayın Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'a kadar HDP cephesinden gelecek her türlü açıklamaya kulağını açmış bekliyor Aman kötü bir açıklama yapmasınlar Aman e, kamuoyunda hassasiyet oluşturacak bir alış, a, açıklama yapmasınlar. Ama Nevruz'da, İstanbul'da yapılanları gördük. İstanbul'un göbeğinde söylenenleri gördük. Yani... Hiçbir zaman bu söylemlerden vazgeçmediler. Her seferinde daha da radikal bir şekilde, her seferinde daha da red bir, e, e, sert bir şekilde ve her seferinde daha da cüretkar olarak bunları dile getirdiler. Dolayısıyla bu süreçte de 14 Mayıs'a kadar ve ondan sonrası için sanki kendilerine büyük bir özgüven gelmiş ve o özgüvenle hareket ederek biz. Bundan sonra Demokratik Cumhuriyet denilen o terör örgütü başının şimdiye kadar savunduğu ne varsa onu hayata geçireceğiz ve buna da kimse engel olamayacak bir pervasızlığı içerisindeler. Peki bu kamuoyunda nasıl etki yapar? Nasıl kamuoyunda değerlendirilir dediğinizde yapacakları her açıklama geri tepecektir. Yapacakları her açıklama belki de Millet İttifakı'nın kazanabileceği, Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceği bir seçimin kaybolmasına neden olacaktır. Bir yerde destekledikleri Kılıçdaroğlu'nu sabote edeceklerdir. Yani bu gerçeği Kılıçdaroğlu'nun da görmesi lazım, yakın çevresinin de görmesi lazım. Madem onlarla görüştünüz, bir takım açık ya da bilemiyorum gizli anlaşmalar yaptınız, ne yaptıysanız yaptınız... Ama bunu söylemek zorundasınız açıkça ortaya çıkacaksınız dedi diyeceksiniz ki biz Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmak istemiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları olarak yaşamak istiyoruz. Biz bunca zamandır birlikte yaşadık, bundan sonra da birlikte yaşayacağız. Bunları diyemeyeceklerine göre ve demediklerine göre kalkıp her türlü kurucu felsefenin ifadeleriyle işte yurtta sult, cihanda sulttan başlayıp e, şeye kadar, yüzyıllık cumhuriyetle hesaplaşmaya kadar her türlü ifadeyle alay ederek, küçümseyerek bir yere varabileceklerini zannediyorlarsa varabilecekleri en önemli nokta Kılıçdaroğlu'na verecekleri zarardır. Bu noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki, e teşekkürler. Bundan sonra da onları engelleyebilecek, susturabilecek bir güç olduğunda pek düşünmüyorum. Peki, ben. teşekkür ederim. Sayın Türker, sizden de kısa bir değerlendirmenizi alayım, başka başlığa geçelim Şimdi bir kere geçmişi bilmeden geleceği inşa etmeye kalkarsanız kaybedersiniz. Türkiye'de Türkiye'nin resmi dili Türkçedir tabiri ilk defa birinci meşrutiyette kanuni esasıyla gelmiştir. Eğinli Sayit Paşa, benim hemşerim. Kanuni, <laughs> kanuni esasıyla gelmiştir. İkinci meşrutiyette aynı tabir devam etmiştir. Ve bu tabir ondan sonraki bütün cumhuriyet anayasalarının temeli olmuştur. Birincisi bunu koymak lazım. İkincisi... Resmi dili dilde, de devlet dili. Resmi dili diyelim ona? Devlet dili. Resmi dili, devlet dili, resmi devlet dili. farklı, farklı şeyler. Ve şeyler. Herkes şey, Türkçe öğrenmek zorunda. Bakın, neyse. yani o tarihte, mana o tarihte bu gelirken içinde Yunanlıyı da kapsıyor, Bulgarı da kapsıyor, Arapları tabii. da kapsıyor. Nerede olursan onun devletin resmi dili Türkçe. Peki devam edelim. Şimdi ikincisi yani bunu bilerek konuşmak lazım. Senin artık bunu getirmene gerek yok. Gelmiş zaten. Şimdi ikincisi ise. Ama onu Kür... söylediği başka bir şey. Kürtçeyi resmi e, dil yapacağım. Evet. Benim ben, şey evet, <gülüyor> ben, ben <gülüyor> bir şey söyleyeyim. Ben, ben <gülüyor> <gülüyor> aslını söylüyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> aslını <gülüyor> söylüyorum. Aslı değil. Ben, söylüyorum. Aslını, o, ben asl... diyor Kürtçeyi resmi aslını, dil yapacağım. Aslını yani. söyleyin. Aslını İki bilen ona olur. göre davranır. <laughs> i̇kincisi Türkiye devletini kuran, Türkiye ahalisine Türk milleti denir. Doğru. Bu da 1. 1921 Anayasası'nda yer alır. Bu ahali kelimesi aslında Osmanlıca sözlükte iki manaya gelir. Halk veya halklar. Yani birisi merak edip bakarsa, baksın mesela ben bu kavramı bu yönüyle çok iyi işselleştirmiş kişiyim. Mardin'de biz çok farklı etnik şeye, dine, mezhebe sahip insanlar bir arada yaşar. Mardin halkı dediğin zaman bütün Mardin'de yaşayan grupları kastediyorsun. Ama Süryani halkı dediğin zaman Süryanileri, Kürt halkı dediğin zaman Kürt yaşayan Kürtleri ya da Türk halkı dediğin zaman, Türkmen halkı dediğin zaman Türkmenleri kastediyorsun. Şimdi bu konuda, bu konuda bu kavram da sonradan Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılmış Şurttaşlık Bilgisi ve Medeni Bilgiler kitabında da el yazısıyla geçmiş. Sonra tercüme edilirken halk kavramı halklardan koparılmış ve bu sanki bir tartışma konusuymuş gibi getirilmiş. Halbuki hepsi biraz evvel Sayın Hocam'ın bahsettiği manada kavramış. Sizin söylediğiniz manada zaten kurucu milletsin. Nasıl kurucu milletsin? Çünkü kim olursan ol ve nitekim bir örnek vardır. Türkiye'de, ee, Lozan görüşülürken, azınlıklar sayılırken, Süryani ahalisi, hayır biz azınlık değiliz, Değilizler. bu ülkenin kurucu hizimiz ve Süryaniler azınlık muamelesi görmez ama Türkiye Cumhuriyeti de onları taltif etmiştir, nasıl etmiştir, bu şeyi görmüştür. Diğer dinlerin mezheplerin, patriklerine, protokolde yer verirken onlara da ayrıca aynı şekilde muamele Peki konuyla bağlayacak olursunuz. Şimdi olsun. bağlıyorum konuyla ilgili. İkinci yüzyıl iktisat kongresi bir kere bildiğimiz bizim Türkiye İktisat Kongresi değil. Bu CHP'nin ikinci yüzyıl programı ile ilgili kongredir. Ve orada Sırrı veya Önder'in bahsettiği e, hani e, yurtta sulh yuhanda şeyini bütün CHP'liler orada susmuş. Yurtta sulh cihanda sulh da 1931 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesinde geçer. Ve bu daha sonra bu seçim bildirgesinde geçen bu tabir 60 Anayasasında ve sonraki anayasalarda daha evvelki uygulamalarda da Türkiye'nin dış politikasını tayin eden Atatürkçü düşüncenin temel ilkelerinden, Atatürkçülüğün temel ilkelerinden birisi olmuştur. Tamam. Şimdi bu konuyu böyle birileri söylerken Suskun kalamazsınız. Birisi çıkıp orada ama sen maziyi bilmiyorsan, bu ülkenin kuruluş macerasını, <laughs> kuruluş kavgasını, kuruluş mücadelesini, kuruluş azmını bilmiyorsan sessiz kalırsın. Ve ondan sonra medyada da bu farklı şekilde Peki. ortaya çıkıyor. Tamamlayacak Atatürk olursanız. Atatürk'ün iktisat düşüncesi ise böyle kimseye yalan söylememiş. O tarihte Atatürk'e mal edilen bu söz... Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1931 yılında bütün Türkiye'ye temel düşüncesi olarak seçim bildirgesinde yayınladığı düşüncedir. Bakın. Bunu söyleyenin bile birisi çıkıp şu saate kadar CHP'yi iyi bilen, CHP'liyim diyenlerin hiçbirisi dur ya ne, ne yapıyorsun sen? Evet bu Atatürk söyledi ama bu bizim seçim bildirgemizdeki mustakar diye geçer. Mustakar dış politikasını tayin eden bir yapısıdır bu. Hatta şöyle geçer bakın bu yurtta sulu cihanda sulu. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın müstakar politikası yurtta sulu cihanda sulu der. Şimdi bunları bilmeden, kimin yapıldığını ya bilmeden sırf değerlerimizi yıpratmak, değerlerimizi tutmak üzere ortaya konan şeydir. Kimse zannetmesin ki HDP şu anda Millet İttifakı'na destek verdi. HDP destek vermedi. HDP aday göstermedi. Ne demek aday göstermedi? Niye göstermedi? Kendisi bile bugün verilen ittifak protokolünde, dünkü ittifak protokolünde Yeşil ve Sol Parti adı altında giriyor. Yani HDP'liler oradan aday gösterecekler. Niye girmiyorlar? Çünkü HDP'nin kapanma davası 14 Mayıs'tan sonraya savunma bırakılmadığı için kapanman ihtimali olduğunu dikkate alınca bir iki cümleyle bu iş olmadı. Şimdi biz bunları görmeden bazen karşı tarafta olsa eleştirirken bu gitti. Şu anda yapılan şey tek bir ideoloji var. Bu ideolojiyi herkes aynı çatı altında toplamaya çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin, bu iktidar değişsin. Onun için yanlışa da ses çıkartmayalım. Sonra görürüz. Ondan sonrası Allah kerim. Ama bu sonrası Allah kerim bizi kaosa götürür. Kaosa neden götürür? Ki bakın bunu hep söylüyorum. Biraz evvel de söyledim. Sayın Perinçek'in imza alması gerektiğini söylerken. Evet, artık son cümlemizi alacağım. Demokratik Sol Parti'nin gidilmesi gerektiğini söylerken. Diğerini söylerken iklim teorisiyle ilk defa geliştirilmiş olan bir kelebeğin kanat çırpması bile atmosferde değişikliğe neden olur. Bir ufak e, o potansiyeli bile birdenbire dengelerin değişmesine neden olur. Ama ne yazık ki Türkiye'de ulusal duruşu olan, şu anda milli hiç ekonomi politikası uygulanan hiç kimse yok. Kimse bana demesin. Şu anda milletin geleceğini düşünerek ulusal duruş içinde milli bir ekonomi politikası yok. Türkiye'nin şu anda ben söylemiyorum yanlış anlaşıldı. Propaganda mı yapıyorsun derler. Başka bir zeminde, bir ekonomistlerin olduğu zeminde tartışmaya tamam, hazırım. Tamam, teşekkür Ama ediyorum. Ama şu konuda özellikle bu sözlerle öncelikle Öcalan'ı özgürleştirme döneminde nasıl özgürleştireceksiniz? İdam kararının müebbet hapse çevrilme kararını değiştirmeniz lazım. O zaman ne oynuyor herkes? Bunu herkes bilsin. Türkiye'de asıl olan, ihtiyaç olan yalnız Cumhurbaşkanı'nın değişmesi değil. Parlamentoda Yeterli çoğunun şey elde edilmesi. Tamam şimdi teşekkürler. Çok, bir cümle alayım başka başlığa geçiyorum Zafer Bey. Son cümle buyurun. Bir cümle bakın şimdi Masum Bey Masum Bey böyle doğru benim de katıldığım şeyler söylüyor ama arada diyor ki HDP bu ittifaka destek vermiyor ama aday çıkartmadı. Az önce dedi ya bir kelebeğin kanat çırpışı bile atmosferde bir şeyleri değiştiriyor. E aday çıkartmaması da bir şeyleri değiştiriyor Masum e, çıkart, Bey. Yani o aday çıkartmamanın çıkartmaz sebebine, sebebi bakın hikmetine ne? Olur. bakın, bakın, Çizlik bakın kararını ne zamana yani bıraktı? Burada, Sözlük bu kadar savunmasına her şey, yanıt aldıktan sonra. Bu kadar her sonra. şey ayan beyan ortadayken hayır, hayır HDP hayır. destek vermiyor bu ittifaka demek doğru bir şey değil. Destek Kuluyan, vermedi aday çıkartmadı. Bakın bakın şimdi bakın, aday çıkartmamak şimdi, hayırdır, Kuluyanır, destek Kuluyanır, vermek ayrıdır. Bu, bu, kelime bu kelime oyunu değil. Ama, ama ya, kelime oyunu değil ki realiteyi. Kapatamayız. Eğer yani, bakın yani, eğer Anayasa Mahkemesi sözlü savunmanı realite, seçimden realite sonra yapabilir ve dezeydi. Belki basbayağı de adayımız var diyecek. Ne demek Hiç belli olur. olmaz. Peki, teşekkür yani ediyorum. Nerede diyecekler işte aday çıkartmadılar. Fulya Hanım, e, şuna Anayasa Mahkemesi sözlü şimdi savunmayı bakın, şimdi, ortada, şimdi yapacaksın deyince o da resmi görmedi Fulya Hanım, yani ben normal. size anlatayım. Normal şeyi görmedi. Şimdi görmemek. bakın, Sayın Bakan bir müsaade ederseniz, Buyurun. Bir müsaade ederseniz Şimdi bakın ortada bir tiyatro oyunu var. Bir cambaza bak oyunu var. Yavuz Aralioğlu bence doğru olan, e, normalde çok üzerinde durulması, tartışılması gereken şeyler söylüyor. Masa sessiz. Sırrı sakık cumhuriyeti değiştireceğiz diyor. Yüzde sıfır bilmem kaç partiler diye deva gelecek saadet e, partilerin Demokrat Parti'yi. Hani tırnak içerisinde küçümsüyor, daha başka bir şey yapıyor da... Masa yine sessiz. Bakın Cumhuriyet'i değiştireceğiz ifadesine sessiz CHP ve İyi Parti. Diğer dört parti de kendilerini küçümseyen o ifadelere sessiz. Şimdi Yavuz Ağrı'nın sözleri masada herhangi bir tepki yaratmıyor. Sırrı Sakın sözleri herhangi bir tepki yaratmıyor. Ilgilendirmek Açıklamalardan ya. görüyoruz ki masada, Ger masada pazarlık lazım. konusu olan şey Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü masada bu var. Buna rağmen bu masa bunlara sessiz kalıyorsa Türkiye üzerine bir şey denemek istiyorlar. Tablo bu kadar net. Peki tamam başka başlığa geçiyorum. Teşekkürler. Vallahi cevap verme tamam. hakkımı kullandırmadı tamam. Yani. ama siz çok uzun konuştunuz. <laughs> Teşekkürler. Şimdi devam edelim efendim. Ee, yani Sayın... uzun konuşmadım. Ama, Bakın buradan görüyorum. Ama bir <laughs> <Cumhurbankanlığı gülüyor> Siz mi <zevcirlerinden gülüyor> uzun konuşmadınız? Zadiyeleri, zadiyeleri, zadiyeleri Yok, götüren, ben de, ben de bakıyorum uzun bayağı, bayağı uzun konuşmadım. Peki. Zafer <laughs> Bey. <laughs> Seni tebrik ederim. Seçimi hızlı götürüyorsun. Tamam. Bey en az ben en az ben konuştum. Doğru haklı haklısın. Ya merak etmeyin ben de herkesin ne kadar konuştuğuna bakıyorum. Gayet adil işte, bir şekilde herkes konuşuyor hiç merak etmeyin. Şimdi devam edelim.